çamaşırı tatlıydı. Tatlı çamaşırları. Çamaşırları katla bakalım hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Seval nerede ya? Seval kayboldu ya. Aa, Seval yok ya. Bu Seval nerede ya acaba? Efendim anne? Anne, yerim seni, ben yerim. Yok, sen çamaşır kattın. Çamaşır kattın, katlattın, onu katladı bakayım. Bundan başla. Heh. Bundan başla yapmaya. Ha. Bak böyle. Çırpacağım. Bak böyle. Bir de böyle. Heh, böyle bak. Bir de böyle yapmayı unutma bak. Böyle yap ki düzleşsin. Heh, anlaştık mı? Bak şimdi. Bu da abinin. Bak. Bak. Bu da abinin. Bak. Gördün mü? Bak bunu böyle yapıyorsun. Tamam mı? Hayriye'den öğrendim, bana öğretti. Böyle. Ne diyorsun ya Çen? Çen ne diyorsun ya? Ay ay kızım. Saçını toplayalım mı? Saçını toplayalım mı? Bak Seval'imin tokalarına bakın yahu. Seval'imin tokalayı var burada. Bunları ben kendime aldım Barbie. Bakalım ne varmış burada da. Ana! Çok güzel tıkalar var burada. Seval. Bak anneciğim. Saçını toplayalım mı? Anne. Ne istiyorsun? Anne. O ne? Anne. O orada bir şey. Bu mu? Anne. Yok ki bir şey onda. Bak al. Yok. Al. Ne istiyorsun aşkım? Bunu mu? Hadi bak tokalarına bakıyoruz tokalarına. Ay bakın tokalarına kelebekli, gel bunları takalım sana. Gel. Bakmayayım mı? Aşkım orada sana göre bir şey yok bebeğim. Ha, bunu mu istiyorsun? Bunu mu yiyeceksin? Allah! Ben tokalarına bakacağım. Bana ne? Bu benim olsun mu bunlar? Bak bunlar benim olsun mu? Bak çok güzeller. Takayım mı? Bunları da bize almıştım. Heh. Hoppala takalım hadi gel. Hadi takalım gel. Ay çok güzel olacak. Hoppala gel buradan da takalım. Allah'ım yarabbim. Heh. Hadi şimdi çamaşır katlayacağız. Hadi. Bak. Kaytarma. Dur görüyorlar mı seni bakalım? Seni görmüyorlar ki. Bak buraya bak. Bak işte. Çok güzel oldun annem. Cadı. Tamam ben de şu çamaşırlara girişeyim artık Savaş. Aşkım ne istiyorsun bebeğim, ne istiyorsun? Allah illah bir şey istiyor da. Ne istiyor? Niye onu veriyorum yok diyor. Onu veriyorum yok diyor. Bunu veriyorum yok diyor. Bu kimmiş acaba? Bu arada nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gününüz güzel geçiyordur. Benim de böyle işte çamaşırdı. Süpürgeydi falan. Ama bugün evi annem süpürüyor. Ben de çamaşırlara giriştim. Bu ütülenecekleri şöyle kıyıya atıyorum. Onları sonra çırpar ütüleriz. Heh. Bu arada yerler mevler tertemiz biliyorsunuz. Bayağı iyi temizlik yaptım yani.
Gerçi ben temizlik yapamıyorum ya. Bilmiyorum ya. Çünkü benim evimin işini hep başkaları yapıyor. Benden çok iyi biliyorlar. Vay anasını. Sayın seyirciler. Yapacağız bunu sonra. Yapacak bir şey yok. Vallahi çamaşır katlıyor. İş yapıyor. Başka bir şey düşünmüyor. Kafama takmıyor. Eşim ve çocuklarım hariç. Açılmıyor. Giden annesin. Annesin. Açamıyorum. Çamaşır katlıyorum. Elimi mahvettim. Dur elimi yıkayacağım. Seval Hanım'ı sakinleştirdim, ellerimi de yıkadım, hemen geldim. Biraz onunla ilgilendim içeride. Cadı. Şimdi anneannesinin yanında kalmak istedi, gelmedi. Gelmiyor. Vallahi bundan sonra el alem değil, elli alem konuşsa, ben kendimden eminsem, el alkışlar, alem izler. Böyle. İlla ki hayatımızda böyle tümsekler olacak. İşte ne bileyim, böyle pis bir yer olacak ama biz o pis yere değil, temiz yerden geçeceğiz. Şu kadar da olsa o pis yere basmadan geçip gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ay kendimi çok mutlu hissettim bir an. İlaçlar bana iyi geliyor. Bu arada Yavuz'un da tedavi görüyor. Ben de tedavi görüyorum. Yani destek alıyoruz. Rabbime çok şükürler olsun. Binlerce kez şükürler olsun. Hani başımız nasıl ağrıdığında ağrı kesici kullanıyorsak ruhumuzun sağlığı için de antidepresan kullanmalıymışız. Öyle söyleyeyim. Hani bir kız diyor ya, bedenim sağ sağ, ruhum şey diyor ya, işte insanın ruhu da iyileşmesi lazım. Onun için zaten tedavi alıyorum. Oğlum da alıyor. Yani hani birçok ablam hani yazmıştı, sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Birkaç ablam da iyi maksatlı yazmıştı, evinden gitmiyorsun diye. Hani bazıları kötü maksatla yazıyor zaten, onları engelliyorum ama iyi maksat yazan ablam da vardı. Ben Yavuz'la konuştum, hatta çok konuştum. Hani anneciğim evimize gidelim mi, daha rahat ederiz, yatağın var işte falan. Yok dedi, gitmeyeceğim, ben anneannemle kalmak istiyorum dedi. Ve zaten bizim şu anda oraya gitmemiz demek, hani hem zaten Seval için bile yani yıkım olur. Çünkü oradan oraya geldik, oradan buraya geldik. Falan. Yani çocuklarımın sağlığını düşünmek zorundayım. Bu şekilde. Bir de Yavuz, Mustafa dayısı ve Semih dayısını çok seviyor. Aksini iddia edemem yani. Ya çoğu insan ayıpladığı şeyin başrolünde yani. O yüzden sıkıntı yok. Ben kendimden eminim. Betty! Anam. Anam Müge izliyor, Müge. Anacığım! Bu da anamın tişörtümü. Gerçi bunu Semih'e almıştık ama herkes giyiyor ya. Yapacak bir şey yok. Herkes oluyor yani bu. Heh. Anneciğim. Aşkım. Anam duymuyor. Evet, anamın işi olduğu için ben gittim kıstım. Hoppala.
Seval Hanım da şimdi yerleri süpürme peşine düşmüş. Aşkım işini taksana. Üş, bal kız ya. Vallahi bu çamaşır nasıl bitecek? Ben bilmiyorum. Bir sürü çamaşır oluyor. O kadar yıkamamıza rağmen. Yıkamasak herhalde çamaşırın içinde yüzeriz. Güzel bir çırpalım. Buna ütü vurunca şu çizgiler şey oluyor biraz ya. O yüzden güzel çırpmam lazım. Heh. Beyaz beyaz çizikler olmuş. Bir de iyi yerden aldım yani. Anlamadım ben. Bazen iyi yerler bile yamuk yapabiliyor. Bir kere ben şeye gitmiştim. M ile başlıyor ismi. İ ile de bitiyor marka. Kız arkadaşımla gitmiştik, pantolon giymişti, tamam mı? Ondan sonra pantolonun arka kısmı yamuk. Bir baktık, iki baktık, yamuk yani. Bariz belli yamuk oldu. Ondan sonra oradan çalışanı çağırdık. Demesin mi hani sizin arkanız yamuk dedi kız arkadaşıma. Ondan sonra kontrol ettik falan. Tabii hoş bir durum değil yani bu. Böyle mağaza çalışanları da var yani, dengesiz. Hiç olur mu? Dikiş hatası yani. Zaten o mağazadan daha ben alışveriş yapmıyorum. Bir kere de bir mağazaya girmiştim. Orada da böyle bayağı bir alışveriş yapmıştık. Parasını ödedim, çıktım. Tıt 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 alarm öttü. Neyse. İşte bizi içeri aldılar falan. Arıyorlar böyle. Hani bir şey var mı yok mu ne mi? Ondan sonra siz naneyi yemediniz mi? Çünkü mesela şeymiş, hani bir şey almadıysanız eğer ki mağaza şeyi sizi arayamazmış. Bunun için de zaten polisten de şikayetçi olabilirsiniz. Bunu unutmayın. Benim böyle şeyler başıma geldi yani birkaç kere. Daha doğrudan alışveriş yapmadım. Öyle. Ben senden o kadar alışveriş yapıyorum, parasını ödüyorum. Bir de sen beni şey yerine koyuyorsun. Yok öyle. Param olmasa zaten ben mağazanın önüne girip yani içine girmem, gezmem, dolaşmam. Hadi sen de katla çamaşırı. Vay be, 18'ine girince can atıyordum. Ha şimdi 29 oldum. Olacağım. Kimlikte şimdi 28 oldum. Ama Şubat'ta 29 olacağım. Kimlikteki doğum günüm 25 Ekim'de. Geçti. Efendim aşkım. Cuç. Cuç. Ama sen benim oğlu olsun. Gel senin burada bir gıdıklayayım gel. Gıdıklayayım mı seni ben? Gel. Gıdıklayayım mı? Bu da Semih'in. Herkesin kıyafeti yerin olacak. Anam hele hele. Kıpkırmızı elbisesi var. Ben böyle giderse akşamı anca bitiririm. Şaka şaka. Gerçi ben konuştuğum için şey yapamıyorum. Normalde bütün evin işini toplamda 2 saatte bitiriyorum ben. Öyle söyleyeyim. Çamaşırıydı. Yani yemeğine kadar. Ben mesela kendi evimde de o kadar çok dışarı çıkmama rağmen hani evimi temizliyordum, çamaşırlarımı asıyordum, katlıyordum, temizliyordum. Dışarı çıkıp geliyorduk falan çocuklarla ya da Seval yokken Yavuz'la falan çıkıp geliyordum. Yemeğime kadar her şeyimi yapıyordum valla. Bu da ütülenecek. Dur. Şunu şuradan alayım, şunu şuraya koyayım. Ama aşkım sen bunu buraya getirme bebeğim. Anam buralar karıştı, dur. Bunu da Semih'e koyayım mı? Evet, bunu da Semih'e koyayım. Giyer ya. Semih çok kıyafet seçiyor. Aşırı kıyafet seçiyor. O şeyini bırakması lazım bir an önce. Ay. Ama olsun, daha onlar çocuk. Yavuz bile dün aldığım kıyafetleri hep giydi giydi çıkarttı. Giydi giydi çıkarttı. Hepsini denemek istedi.
Aşkım düşersin. Düşersin anne. Götürmem. Bunlar Semih'in. Bunlar dayının. Dayının. Aha dayının. Bu da benim. Ay. Anne. Anne. Şöyle çekiştirelim. Ay. Beni hangi ülkelerden ve şehirlerden izlediğinizde yorumlara yazıp kalp bırakırsanız sevinirim. Mutlu olurum. Valla benim şöyle bir huyum da var. Mesela birisi böyle bir şey oldu ya, mutlu oldu ya. Ben daha çok mutlu olurum. Eminim ki benim gibi o duyguları yaşayan ablalarım, kardeşlerim vardır, büyüklerim vardır. Böyle yani. Ve biri üzüldüğünde çok hassas bir insanım. Onunla oturur ağlarım yani. Televizyonda bile hani dizi olur, belki saatte bir şey olur ama hani insan ağlıyor. Yani eminim benden olanlar varsa yoruma yazabilir. Onu da yazın. Merak ediyorum. Bundan annemle ikimizi almıştık. Benim de var, annemin de var. Bu büyük ihtimal annemin. Bakayım. Şurada etiketlerini kopartmadık. Anlaşılsın diye. Normalde annem etiket falan sevmiyor ama bu da rahatsız etmiyor. Anneminkileri de şuraya koyalım. Bu da Semih Paşa'nın. Biri bir yerde, biri bir yerde. Hop. Kızım. Sen ne yapıyorsun? O olmaz ama o cız. Hepsi şey böyle kokulu şeyleri alıyor sıkıyor ya. Valla. Makyaj yapıyor, rujumu istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Haydi kızım. Valla erkek çocukları da başka, kız çocukları da böyle başka. İkisinin yeri de yani böyle apayrı ve çok güzel. Aslında aynı. İkisi de evlat. Öyle söyleyeyim. Allah. Buraya mesela ben çadır yapıyorum. Şu iki dolabın kapağına böyle çarşaf bağlıyorum. Geri kalan çarşafı da yatağın üstüne koyuyorum. Ondan sonra kitap okuyorum çocuklara. Sonra oyunlar oynuyoruz, araba sürüyoruz falan filan işte. Öyle. Ama Yavuz var ya, benim burama çıkmaya bayılıyor. İlle de diyor burama çıkacağım diyor. Eminim biraz daha birine çıkmak isterse bilmiyorum nasıl taşıyacağım. Çünkü maşallah ağır. Sevaş'ın da boyu uzadı, göbüşü çıktı. Cadı. Her sabah Yavuz'umun beslenmesini hazırlıyorum, gönderiyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Bu da benim. Bu benim. Seval ile öyle diyor. Anneannesi gösterdi şimdi ona birkaç tane. Bu kimin dedi? Benim. Değil mi Sevaş? Bu kimin? Bu da abinin. Bu abinin tımanı. Allah'ım minnacıklar ya. Bu da Sevaş'ın tımanı. Çiçekli mücekli. Senin kıyafetlerin burada canım benim. İşte. Anacığım da kahvaltı hazırlayacak. Sever Hanım'ın karnı tok bu arada. Erkenden kalktığım için ilk önce çocuklarımı doyuruyorum. Yavuz'una da beslenmesini veriyorum. Öyle gönderiyorum. Ne yapayım? Yavuz okula başladığından beri hep erken kalkarım. Normalde Yavuz da hep böyle 10'a kadar, 11'e kadar uyurdu. Hala bıraksam uyur. Ben kalkmasam. Ama çok şükür hiçbir gün bile demedi hani ben okula gitmek istemiyorum diye. O konuda çok iyi. İnşallah hep böyle devam eder. Ama
Ben de çocuklarımla okuyacağım. Kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimde geliştireceğim daha çok şeyim var. Birçok şeyim eksik. Bunları tamamlamak istiyorum. İnşallah. Yapacağım. Her şeyin zamanı var. Sevan'ın da biraz büyüsün istiyorum açıkçası. Çünkü Sevoş'la biraz bir şeyler yapmak zor. Bir yere gittim mi hemen huysuzlanıyor yani artık. Biraz durmuştu anneannesinde. Ama şu sıralar huysuzlanıyor. Bu da ütülenir. Onun düzelecek bir yanı yoktu yani çırpmayla. Böyle. Bu kimin acaba? Bu da Semih'in herhalde. Yavuz'un da böyle bir şeyi vardı ama bakayım be. Yok, Semih'in. Büyük. Bu da Sevalim'in. Daha bir dahaki sene olur mu bilmiyorum. Çok çabuk büyüyorlar ya. Vallahi. Mesela 16 gün diyorsun, 16 gün hemen geçiyor. 20 gün diyorsun, hemen 20 gün bir anda da geçiyor. Nasıl geçiyor anlamıyorum. Şu an kaç dakika oldu inanmıyorum ama dediğim gibi konuşunca, iş yapınca böyle oluyor. Şimdi konuşmazsam da olmuyor. Sizinle muhabbet etmek istiyorum. Hop. O yüzden temizlik videomu şey yaptım, böyle seslendirme yapmıştım. Çünkü kendimi buna vermem gerekiyor. Bir de ben oturarak da çok iş yapmayı sevmiyorum. Emme. Olsun. Hep ayakta katlarım. Onu belirtiyim. Bunlar Yavuz'un. Şu çarşaf mı? Bunu en son katlarım. Anam. Oh, şöyle ütülenecek şeyler hemen kenara. Bu ütünün daha kolay olan bir şey çıksa şöyle ev hanımlarına, böyle rahatlık annelere çok güzel olur. Bir tane var böyle buharlı falan ama o herhalde az kırışıklıkları gideriyor. Çok kırışık, kırışık olanları gideriyor mu bilmiyorum. Almak da istiyorum açıkçası. Böyle elinizi şöyle tutuyorsunuz, asıyorsunuz elle böyle buhar. Belki evinde olanlar vardır, kullananlar vardır. Allah. Hep niyetlendim, almadım. Parmağım tuşa gitti, geldi. Gitti, geldi. Ay. Gollüme çağır Seval. Bu da Semih'imin okul pantolonu. Bu da ütülenir. Onu da şuraya koyalım. Ana azaldı ya gı. Bitti ya gı. Bu da annemin turuncu tırmanı. Hop. Bilmezler nasıl sevdik aşkım. Bilmezler nasıl sevdik. Siz de böyle temizlik yaparken, iş yaparken ağzınızda böyle şarkı dolanıyor mu? Onu da merak ediyorum. Böyle şeylere merak saldım. Ay. Merak edişlerim güzel mi? Onu da belirtirseniz sevinirim. Çok şey, çok şey istedim değil mi? Nay 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 nay. Bazen bir dolanıyor var ya, ertesi güne kadar öyle gidiyor. Şimdi dur. Gelme. Tamam mı? Sakin ol. Şimdi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İçinde kal. İçinden söyle. Ay ay. Böyle ben mesela kendimle de konuşurum. Hani kendi kendine konuşanı deli derler ya. Aslında o iş öyle değil bence. Çünkü bir insanın kendiyle konuşması, anlaşması kadar güzel bir şey yok. Kendi kendine muhasebe yapacaksın. Benim hatalarım var mı? Hatalarım varsa neyi düzeltmem gerekiyor? Bu güzel bir şey. Bilinçlisin yani. Yaptıklarının farkına varıyorsun.
öyle. Bu benim düşüncem. Ve bu şekildedir yani diye düşünüyorum. Hani önceden öyle derlerdi. Bilenler vardır. Kendi kendine konuşana deli derler. Keşke herkes kendiyle böyle oturup konuşup böyle muhasebe yapsa. Ay ben ne yaptım, ne ettim, ne yapmam gerekiyor falan filan işte. Bu da benim elbisem. Bunu asarım. Bu ütülenmez. Zaten kırışık da değil. Bu da Sevoş'umun elbisesi. Allah'ım ya. Bu da Yavuz'umun da, onu da Seval giyiyor artık. Onu oraya koyalım. Yavuz olmuyor. Yavuz maşallah iyi boyattı. Şu ev konusunu tekrardan konuşmak istiyorum. Dediğim gibi oğlumun sağlığı için ayrı bir evde oturmayacağız. Hani gidersek de zaten annemle birlikte gideceğiz, orada kalacağız. Yani orada kalacağımız günler de olacak inşallah. Bu şekilde. Bir de bir tane ablam da hani Yavuz'u babasının mezarına götür yazmıştı. Şu anda hani onu babasının da mezarına götürmem demek onun için daha da bir yıkım olacak. Çünkü çok duygusal, aşırı duygusal. O huyu bana çekmiş, o yüzden zor biliyorum, anlıyorum. Acı çeksin istemiyorum çocuğum. Çocuğuma hiçbir zaman hiçbir şekilde acı çektirmeyeceğim. Ve hani babasının sadece melek olduğunu söylüyorum. Ve o an zaten konuyu değiştirmeye bakıyoruz. Zaten annem böyle dedi. Ve psikologlar da, pedagog da öyle söylüyor. Yani onun odak noktasını değiştireceğiz. Hani biraz daha büyüdüğünde illaki o kendi gitmek isteyecektir. Hani hazır olduğunda. Çünkü o küçücük daha hazır değil ki hiçbir şey. Küçücük kalbini neler yaşadı. Hani Seval hiçbir şeyden habersiz, bilmiyor, oynuyor. Ya ona bile TikTok'ta paylaştım. Anneannesi gibi oynak. Ya arkadaşım siz hiç mi oynamıyorsunuz? Vallahi var ya, bir taraflarıyla güler insanlar size ya, böyle başkalarına deseniz. Vallahi billahi ya. Uğraşmayın kardeşim, uğraşmayın insanlarla. Vallahi bir tek benle değil ha. Başkalarıyla da uğraşmayın. Bir tek ben yokum bu dünyada. Yani bir tek anam da yok. O yüzden kimseyle uğraşmayın canım, Allah Allah. İşinize bakın. Bir sürü iş var yapacak. Oo, dolu yığınla. Vallahi iş bitmiyor. Leyla'nın ömrü laklakla geçermiş. Yani. O yüzden bak ben ne yapıyorum? Hem işimi yapıyorum hem konuşuyorum. Bu da Semih'in. Bunun lastikleri gevşemiş. Ona bir lastik takmak lazım. Kesin bana kalk da katla diyen olacak mıdır bilmiyorum. Ama ne yapayım, bugün böyle katlamak istedim ya. Can cazımı yormayayım dedim. Siz de valla çok kendinizi hırpalamayın. Eviniz temizse çok az bir şey dağınık olabilir. O şekilde temiz olsun yeter. Bizim ev zaten, ben mesela evi süpürüyorum, peşime yere bir şey de sersem Sever Era her yeri maşallah şey yapıyor, bir daha tekrardan temizliyor. Yiyecek olunca mecbur süpürmek zorundasın. Çünkü basılırsa günah. Olmaz. Ona da söylüyorum sürekli. Ama Yavuz'um hiç öyle değildi. Ben mesela bir yere oturturdum, orada yerde gezmezdi. Sevoş, işte her çocuk biri olmuyor. İkiz de olsa, 300 de olsa huyları farklı oluyor. Yani. Ahanda bir tiyedi. Allah, çok mutlu oldum. Benden mutlusu yok şu anda. Heh. Allah. Bu arada emeklilik şeyi sadece dul aylığı alabiliyormuşsun. Yani o da zaten emeklilik yerine geçiyormuş. Onun haricinde bir ödeme yapılmıyormuş.
Valla destek veren herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Bol bol yorumlarınızı, bol bol desteklerinizi sizden rica ediyorum. Abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum, çok sevinirim. Böyle. Rabbim birinizi bin etsin, bininizi 10 bin, 100 bin etsin inşallah. Hep öyle olsun. Her şey gönlümüzce olsun, gönlünüzce olsun işte. Böyle. Biz ne yaparsak onu karşımızda bulacağız her zaman. Bak mesela bu çamaşırları ben katladım, koyacağım. Katlanmış bir vaziyette karşıma çıkacak. Ama ben bunları bu şekilde koyarsam darmadağınık. Aha bak, bu böyle oldu. Bunu diyelim ben görmedim, böyle koydum. Bu şekilde bulacağım. Ama düzelttim, düzgün bir şekilde bulacağım. Hayatta böyle. Bir şeyleri düzeltmeye çalışmalıyız. Evet, bunu da buraya koyduk. Bunu da ütülenecek. Benim çamaşır maceram bitti. Şurada çoraplar falan var. Onları sonra halledeceğim. Bu kalmış. Başka da yok. Evet. Aşkım, gel annem. Gel bebeğim. Anneciğim. Sefer gene bir yerle bir şeyleri alıyor. Gel gel bak bak. Sen de vereceksin. Tamam, gel gel gel. Neyi verecekmiş? Para. Tamam, ver hadi ver. Allah'ım ya. Her şeyi. Böyle şeyleri vermek için hep ağlayarak şey yapıyor kendini. Bu da geçecektir inşallah. Ulan çorapları. O katlamış. Tamam, onlar sonra ben katlayacağım şeyler. Bu şekilde bunları da ben yerleştireyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. Gerçekten tekrardan söylüyorum. Rabbim sevdiklerinizle birlikte böyle güzel, sağlıklı, huzurlu yaşamayı nasip etsin. Sevdiklerinize yokluğunuzu göstermesin, eksik etmesin. Bol bereketli, böyle sağlıklı, mutlu günler diliyorum efendim. Her gününüz bugünden daha güzel geçsin diyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Sizleri çok öpüyorum. Bye bye.